Kafası var sadece. Bunu da kendi oynuyor, bu da kendi. Yani... Ben de 92'de yoktum, nereden bileyim? İyi bir isim olmayabilirsin bu işi yapmak için. Çok zeki lan. Ama bak ben bilmiyorum hiçbir şey. Kendimi bok gibi hissediyorum. Konsept o. Ne gerek vardı? Eylem Prem'de. Hoş geldiniz. Şimdi sana 1979'dan bir sahne izletiyorum. Blade Runner. İzlemedin değil mi Blade Runner? Ya o tarihteki filmi niye izleyeyim ama manyak mıdır nedir? Bu filmin çıkış yılı 1979. Gördün mü hanımefendi, yüz hatlarını ezberledin mi? Az önce yüz hattında bir şey oldu onun. Sadece ama hayır, tanı sigara diye. Dumanından herhalde, bilmiyorum. Olabilir. Robot gibi gözüktü bana. Neler yaşıyorum ama taram. Bir şey söyleyeceğim, şu an Blade Runner'ı izleyen herkesin beynini patlattın. Şu anda da robot mu değil mi diye test yapıyor. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Allah kahretsin, çok zekiyim lan. Filmi izlemene gerek kalmadı. Şimdi, bu arada 1979'daki filmi sanmıyorum çok kişinin izlemiş olabileceğini. Blade Runner'dan bahsediyorsun. Yani. Niye bana izletmedin? Ben senden liste istedim. Ya şurada 9 DVD'lik seti var. Yani bir öyle izletmedim sana, öyle düşün. Allah aşkına şöyle bir görsel olabilir mi ya? Harrison Ford ya. Hollywood'un en karizmatik adamı ya. Ya şuradan anlamam be. Herkes biliyor, merak etme. Bilmeyen tek kişi sensin bu videoyu izler. Hocam bana cahilliğim durulacaksa ben bu kanalı terk ederim. Şimdi bunun 2017'de bir devam filmi çıktı. Hatta yönetmeninde Deniz Villeneuve. Villeneuve'nin hangi filmlerini izledik? Geçen izledik ya. Ne? Geçen videoda... Dune. Ah doğru. İsim hatırlamıyorum. Villeneuve'yi nasıl unutuyorsun? Sahneyi izle bakalım. Bu ilk böyle bu... Yüz yerleştirmenin çok iyi kullanıldığı sahnelerden birisi. Ay yürüyüşü bile robot bunun. Nasıl bu kadar robot sorunlar? Robot zaten kadın. Öyleydi galiba, hatırlamıyorum. Nasıl? Evet işte, beni özledin mi falan diyor. Nasıl böyle şey izlesen? Sen bunun efekt olduğunu anlar mıydın? Yani kadının suratı çok nizami. O yüzden ya estetik kraliçesi ya da... Ama efekt olduğu belli olmuyor değil mi? Ben bilmeme yok, rağmen yok. Çok iyi yani. Belli olmuyor. Tabii ki gene Kaptan Amerika'da izlediğimiz gibi dublörü var sette oynayan. Ve üstüne önceki filmden gene yapay zekaya besleyip... Ben olsam bunları paylaşmazdım ya. Bak orijinal filmden de alıp o sahneleri çıkarıyorlar. Bak şu an kendin iskeletini çıkarıyorlar. Bak şimdi gençleştirmiş. Ama az önce dedik yaşlanınca yüz genişler. Evet ama... Bu dublörü bütün ışık koşullarını yansıtıyorlar. Dublörü daha güzel. Bu da o güzel kadın dublörü. Gerçekten. Bakın mesela bu dublör para kazanabilir. Bu dublör değil bu. Bu değil. Anlamadın işte. Bak sette gene noktalar var. Cahil, daha filmi gösterdi dedim ki robot bu. Doğru. Doğru. Dublör. Şimdi kafası kopacak izle. Ben bunu tutulup izlerim şimdi bir hata bulmak için. Hazır mısın? Bir fragman daha izleteceğim sana. Hadi bakalım. Hollywood'a ve Netflix'e dönüyoruz. Ya izlediğim şey çıksın artık, bu ne ya? Yok, 3,5 saat bu film, hayatta izlememişsin. İzleme. İzle ama iyi bak. Irishman bu arada. Bu adamın suratından bir şey var, suratı mı çirkin? Tanıyor musun bu oyuncuyu? Sende bir de oyuncu tanımama var. İsmini bilmiyorum ama tanıyorum. Robert De Niro, Taxi Driver, King of Comedy. King of Comedy'yi ben seninle mi izledim herhalde? Evet. Yok. Neyse, bir şey var mı şu an? Gene çok iyi dedin, kötü bir filmdir kesin. Video bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bak bir şey evet. Var mı? Tam şu an. Hocam bir şey var sırasında ben... Bir şeyler var. Bir sıkıntı tamam. Var. Şimdi bu iki abinin, Robert De Niro ile Al Pacino, bu filmde oynarkenki hallerini gösteriyorum sana şu an. Yani tam o filmde surat böyle oturtma var değil mi? Bunların ikisi de ölüyor çünkü yaşlılıkta. Böyle de demiş olmayalım ama. De Robert De Niro ile Al Pacino diyorsun. Ölmüşler, haberleri yokmuş gibi. Bu filmde bir sebebi var ama bunun. 1949'da başlıyor, 2001'de mi ne bitiyor? Ve aynı karakterleri anlatıyor. Geldiği zaman bile çok eski. Tam yaşlandırma yerine gençleştirme yaptılar. Yaşlı halleri de var. Ve 3 farklı yaşlı halleri var filmde. Bu filmin yönetmeni de Scorsese, Taxi Driver. Duydum. Umarım duymuşsundur, Alien Planet'in logosunda falan vardı eskiden. Eskiden seni tanımıyordum. Şimdi... Bu efektleri yaparken normalde böyle hani o noktaları gördün. O noktalar haricinde performance capture denen yüzlerindeki tepkileri de gerçek zamanlı alabilmek için böyle yüzlerin önünde kameralar. Yüzlerin önünde metal bir şey var böyle. Niye? Bunları boyasalar benzerler avatara bence. Boyları biraz kısa kalabilir. Şimdi yüz ifadelerini de alabilmek için. Niye az önce izlettiğim manyak şeydeki gibi şeylerini büyütselerdi? Sadece şey dedin, hiçbir şey anlamadım. O akıl kârı bir şey değil. Hollywood'da yapamazsın onu, çok paraya mal olur. Ancak Hindistan'da yaparsın. Yüzlerin
yerini tam alabilmek için performansı, bak noktalar falan filan böyle. Scorsese diyor ki ben oyuncumla bunu yapmam çünkü performans veremezler. Bana sette gerçek zamanlı bunu yakalayabilecekseniz, oyuncum bir kere oynayacak ve gençleştirebilecekseniz okeyim diyor. Yani diyeceğiz. Diyor ki ben pahalı oyuncumu yoramam. Ve bunun için bir kamera sistemi geliştiriyorlar. Bu oyuncuların yapay zeka eğitiyorlar. Bak burada eğitim aşamalarını görüyorsun mesela. O yaşta De Niro'nun oynadığı filmden sahneleri yapay zekaya yediriyorlar. Her türlü ışık koşulunda. Ve onu zaman içinde filmin kendisine oturtuyorlar. Buna da deepfake de diyoruz ama bu sadece deepfake değil tabii. Sette şimdi göreceksin gene. Her sahneyi 3 kamerayla çekiyorlar. Bu orijinal çektikleri. Işık haritası. Işıkları nasıl tek... Şimdi gençleştirme yapacaklar. Gençleştirme yaptığı da 70'den 50'ye düşürüyor yani gene yaşlı. Sen yaşlandırma makyajını mı gereksiz buluyordun? Kötü hepsi diyordun. Çok istisnai bir iki tane iyi örneği var. Yani bunu mesela bu halde olsa yaşlandırsa daha mı iyi olur yoksa... Gençleştirmenin bir diğer olayı da çünkü... Mesela yaşlı birini gençleştiremezsin. Yüzü daha fazla hacim kaplıyor. Genç birini yaşlandırabilirsin ama çünkü zaten büyüyor genelde. Ha efektle gençleştirebilirsin. Makyajla gençleştiremezsin onu diyorum. Kamera 3 farklı çekim yapıyor. Biraz da farklı açılardan. Biri de kızıl ötesi çekiyor. Böylece istedikleri bütün detayları sette normal çekimle alabiliyorlar. Yüzü nasıl daha ince görüyor musun? Hah bak 3 kamera birden var. 1, 2, 3 gördün mü? Ana kamera. Bunlar da efekt bilgilerini alması için 2 kamera daha. Bollywood delilerine göre çok daha değer. Anladın mı? 5 tane kamera yanımda gelsin daha iyi. Bir de hikaye hizmeti var. Evet şimdi şu anda son bir örneğimiz kaldı. Hazır mısın buna? Bilgi patlaması yaşıyor beynim ya. Neyse ki hepsi aynı şey. Bu örnekte internet çöktü. Bunu yaptıkları belki için. Belki ben de olmamışımdır. Star Wars'un orijinali 1977. Tek izlediğim eski film bu olabilir. Sana 2020'de çıkan Star Wars dizisinden bir sahne izletiyorum. Mandalorian. Orada Jedi'di bu arada. Jedi'lar biliyorsun. Taşak Reis. Bunlar da Jedi'yi bekliyor. Baby Yoda. Yoda. Yoda değil ama kızıyorlar Yoda deyince. Ama adını unuttum. Hazırsan geliyor. Geldi. Ve kim çıkıyor? Sarışının yaşlı hali mi? Yaşlı hali mi? Ve internet yıkıldı. Nasıl gözüküyor peki? Gençleştirilmiş ama tam da gençleştirememişler. Şişkoluğu kalmış değil mi? Çok kötü durmuyor mu? Evet. Sanki gerçekten maske olarak koymuşlar gibi. Gibi. Zaten bunun için internet yıkıldı. Yani siz bunu nasıl beceremediniz diye. Demin Irishman'da da anlattım sana aslında. Ama Disney bunu tam kullanmıyor Lucasfilm. Bu çok açıklamıyor. Deep fake değil. Bu bayağı fake. Şimdi burada da deepfake'le kendi oynuyor gene. Mark Hamill'in kendi oynuyor. Ya mesela ne gerek var anladın mı? Zaten surata bir şey ekleyeceksin. Niye bu adam... Yürümesin bu adam ya kaç yaşına gelmiş. Zaten yürüyüşü de yaşlı yürüyüşü. O evet buşu, yani şey o yaştaki bir insanı gene da yürür ama bak mü? Bir tane dublör oynatıyorlar. Dublörün yüzüne yapıyorlar. Hayır benim anlamadığım bu inatçılık da. Niye illa filmde olmak istiyorsun? Bir salın kardeşim ya gençlerin önü açılsın. Star Wars'un son filmde ölü adamı gençleştirdiler. Adam ölmüş yani. Ama eski filmlerden yüzünü... Neyse bunun kamera arkasında da gene eski filmlerden yüzünü eğitip üstüne koymuşlar bak mesela. Ama sonra efektle bok etmişler. Bir şey söyleyeceğim. Bir saat sonra sana bir şey söyleyebilir miyim? Işığı prize bağladık. Açtık mı? Bir videonun yeni bir formatın sonuna geldik. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Beğendiyseniz yazın. Kamera arkası kamera önünde olsun. Sen geç kamera arkasında diyorsanız onu da yazın. Bye bye.